Mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Allah'a. Dersimiz vefa. Vefa. Şimdi birkaç farklı yerler okuyacağım da ilk sıra bu. Lugatta ahdinde sözünde durmak, sevgi ve dostlukta sebat ve devam, ödemek, yetişmek, dince ve akılca lazım gelen şeyi yerine getirip ötesine çıkmak. Ne kadar ciliz oluyor değil mi lugat? Nasıl okudum ki? Ve şimdi vefaya bak. Âli ruhların davranışları ve anlayışlarıdır. Sakın bunu sufli ruhlardan bekleme. Duydun mu Mehmet? Âli ruhların davranışları ve anlayışlarıdır. Sakın vefayı sufli ruhlardan bekleme. Ona göre beklentini asgari tut ki inkısar-ı hayale uğramayasın. Şualar 302. Şimdi nasıl çıkartıyorum? Şimdi vefa yazdın mı bilgisayara, telefonda? Bulursun. Şimdi bu vefa sonuçtur kelimesi. Onun başına alsan da fazla bir şey katmaz. O mektubun veya o mevzunun başından beri okuyacaksın, kalem kağıdın olacak. Orada vefanın efsafı, etvarı, ahvali, sureti, kanuniyeti, hakikati, mahiyetini anlatıyor. Sonra vefa diyor. Burayı okuyacaksın, sonra bu vefa. Tamam mı? Bu nerenin içinde? 302 şualar. O sayfanın içinde. Mesela bir misal vereyim. Aynı 302 gene şualar. Orayı hatırladığım için, çalıştığım için. Mesela sizin ilminiz diyor. İlminiz, gücünüz, kariyeriniz, gücünüz münafıkların planını akın bıraktı. Diyor mu? Demiyor. Neyiniz onların planını akın bıraktı? Sebat ve metanetiniz. Sebat ve metanetiniz. Şimdi bir de hemen altında sebat, metanet, uhuvvet. Altında da uhuvveti söylüyor. Şimdi nasıl olur ya? Onun böyle oluyor. Altında da diyor ki sefaat ve günahlar diyor. Sebat, tesanüt, uhuvvetinize zarar veriyor. Günahlarla uhuvvet, tesanüt ne alakası var? Değil mi? Uhuvvetle ne alakası var? Sefaat, günahlar ve sefaat o uhuvveti bozuyormuş. Değil mi? Evet. Sahilde bakarsan ne alakası var? Arkadaşlar, uhuvvet, tesanüt, ihlas, muhabbet hangi sıfat olursa olsun neyin özelliğidir? Ruhun. Ruhların özelliğidir. Mesela uhuvvet yapmak, tesanüt yapmak, birbirini sevmek, affetmek, affedebilmek, merhamet etmek, şefkat etmek, âli ruhların özelliğidir. Günahlar ruhu bozduğu için ruhtan da bu çıkmıyor. Mesela Efendimiz, diyelim ki Peygamber Efendimiz değil mi? Her şey onun emrine verilmiş. O da bakıyorsun ki sahabelere uhuvvet yapmış. Ya. Yani üstünlük yapabilirdi değil mi? Ya. Bütün üstünlük sebebi var. İken. Yani anladınız mı? Mesela uhuvvet, tesanüt. Uhuvvet ve tesanüdü günahlar bozuyormuş. Fısk ve sefaat diyor, aynı öyle diyor. Çünkü uhuvvet ruhun tersi olduğu için günahlar. Yani uhuvvet, tesanüt, âli ruhların özelliğidir. Günahlar da ruhu bozuyor. Ruhtan da böyle bir sıfat çıkmıyor. Ha? Bu. Vefa da böyledir. Âli ruhların özelliğidir. Sefi, rezil,
berbat olmuş, ruhu berbat etmiş bir insanın ruhundan vefa arama. Bir de vefa bir imandan dedin abi. İmanın sıfatıdır. Lugata okuduğunuz abi, dince ve akılcı lazım gelen şey diyor. Evet. Dince ve akılcı. Mesela diyor ki babanın dostluğunu devam ettirmek diyor, babası vefat etmiş. Yani sefi olmamak şartıyla, haram olmamak şartıyla. İmandandır diyor Allah Resulü. Ne alakası var? Babanın dostluğu. Babanın bir dostu vardı. O babanın dostluğunu ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Hatice'nin arkadaşına, eşimin arkadaşıdır diye ona değer veriyordu. Yerinden kalkıyordu. Kadın. Kadın geliyordu. Hatice validemizin arkadaşı. Geldiği zaman Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın evine, Ayşe validemiz de orada, kalkır altındaki yastığı verirmiş. İşte diyor, bir göz hatırı için çok gözler sevilir. Bu vefa işte. Vefa imanın hassasıdır. Allahu Ekber. Araştırarak şey yaptım arkadaşlar, yani çok çok hassasım yani bu konuda. Vefa, bir şey mi diyeceğim? Yok abi. Ha. Vefa imanın asasıdır. Bunun en yükseği Rabbine'dir. Mesela dince ve akılcı diyor ya abi. Zeki insanlar vefa etmezler. Etmezler, edemezler. Edemezler. Akıllı insanlar eder. Kafirlerdeki, sefihlerdeki vefa gibi görünürken var olan veya istikbali beklentilerin önceden yol açmakmış. Bazılarına, efendim tabii buyurun efendim, şey efendim, bu vefa değil, bir beklentisi var. Menfaat. Bir beklentisi var, bir menfaati var. Şimdi veya gelecekte böyle bakıyor, bundan yağ çıkar, o menfaatine yol açmaktır. Tamam. Şimdi vefa imanın asasıdır, en yükseği de Allah'adır. Allah'ın bu kadar iyiliğine mukabil, vefasızlık göstermek küfrün alametidir der. Vefa deyince Peygamberim Aleyhisselatü Vesselam'ın Hatice'sine radiyallahu anhaya karşı tutumu hatırıma geliyor. Ya. Ondan sonra Peygamberim Aleyhisselatü Vesselam'ın Hatice'sine vefat ettikten sonra Ayşe validemiz diyor ki kadındır ya. Ya Resulallah. İşte o işte kaç tane evliydi, çocuğu vardı. Ben işte bir işte bakire bendim. İşte ben şöyleydim, böyleydim. Ben varken diyor Hatice'yi hiç bir gün olsun dilinden düşürmüyorsun demiş. Demiş ki herkes benden kaçarken o her şeyini bana teslim etti. Herkes beni yalanlarken o bana ilk iman etti. Herkes bana zulüm etmeye çalışırken o her şeyle engel oldu. Sanki kadınlık yok onda değil mi abi? Ya. Böyle hani hissiyatı değil. Yani. Evet yani Hatice validemiz, ben acayip bir sevgim var bildiğiniz gibi değil yani. Mesela Mekke'den Hira Dağı'na günde iki defa erzak götürüyormuş. Şimdi biz 45 dakikada erkek olarak ve sporcuyum ben. Hira'ya 45 dakikadan önce çıkıyorum. Yol yapılmış merdiven. Kadın ve erzak var. O kayaların atlayacak, çıkacak. Kaya, kaya. Çıkmıyormuş Hasan abi oraya. He? Hatice hocam yukarı çıkmıyormuş. Ne oluyor? Efendimiz aşağı geliyormuş. Alıyor. Aşağıda buluşuyorlar ve o aşağıdaki toplandıkları yer şu an medrese orası. Medrese, ha. Nur medresesi. Evet. Demek öyleymiş. Mekke'den oraya günde iki defa gidiyormuş. En az 2,5-3 saat sürer. Evet. 3 saat giriş, 3 saat gidiş. Yani demez ki yeter artık. Şuraya bak ya. Yeter artık gel eve. Orada şey yapalım. Şu ruha bak ya. Mesela bir de hani ah ve sözünde durmak ya abi. Evet, evet. Hani ondan geldik, ona gideceğiz. Vefat var ya. Vefa evet. Vefat. Mesela Hazreti Yusuf Aleyhisselam vefa etmiş. Vefa yapmış. Nasıl vefa etmiş? Dünya malı var.
bir de Allah var. Allah'ı tercih edince vefa oldu işte abi. Evet, vefat, evet, vefa. Vefat. Aklını, yani, sözünü durmak diyor. Yani ondan geldiği için, evet, tek onu tercih etti, ona gitti. Tam böyle aziz iken, Mısır'a aziz iken vefatını istedi. O da vefa yaptı orada yani. Vefa yaptı, evet, doğru. Vefayı nasıl öğrenirsin? En daha iyi. Vefayı vefasızlardan dahi bedelli öğrenirsin. Sana bedelle öğretirler. Kim? Vefasızlar. Vefasızın, vefanın karşısı ne Hasan abi? Vefasız. Hani ne yaptığı vefasız oluyor diyor. Vefa yapmamakla her şey vefasız oluyor Mehmet. Çünkü onun muayyen bir şey denmez ki. Şu acayip de abi, yani dedin ya, eğer vefayı vefasızlıktan öğrenirsen bedel ödeyerek öğreniyorsun. Bedel öğreniyorsun. Vefalıdan öğrenirsen bedel ödemeden, yani karşılıksız, evet, yani tahrip. Vefayı vefalılardan öğrenirsen bir bedel ödemiyorsun. He. Vefayı vefasızlardan öğrenmek, bedelle öğreniyorsun ki kaliteli olur o. Hmm. Ama sen asla vefanı bırakma. O vefasızlık yapsa bile. Fakat ahmak durumuna da düşme. Yani hak etmeyene hak verme nevinden aynı delikten iki defa ısırılma. Hasan abi, en büyük vefa kim? Hani Allah'tır, peygamberdir, imanın esası ya. Mesela biz yanlış yapıyoruz, günah işliyoruz dediğini yapmadığımızda rağmen gene Allah bizi şey yapmıyor. Bırakmıyor. Bırakmıyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bir gün demiş ki, Müslümana ahmaklık yakışmaz. Ya Resulallah, ahmaklık nedir dediği zaman aynı delikten bilerek iki defa ısırılmaktır. Bu vefayla? Ahmaklıktır. Yani ahmağa, nanköre, vefasıza vefa yapma. Mesela kim o vefasız? Allah'ına, peygamberine, dinine, mukaddesatına, iyi bak elime. Allah'ına, peygamberine, dinine, mukaddesatına, veli nimetlerine vefasızlık yapana. Sen de buradasın. Bu. Buna vefasızlık yapmak, dine, mukaddesata ve peygambere ve ulvi hakikatlere vefa yapmaktır. Bir daha, üçgen bu. Vefasıza vefasızlık yapmak, Allah'a, dine, mukaddesata vefa yapmaktır. Ters söylüyorum şimdi. Vefasıza, dinine, Kur'an'ına, peygamberine ihanet eden, ehli bidâ olana bu vefasıza vefa yapmak, kainatın sahibine, dinin sahibine vefasızlık yapmaktır. Vefasıza vefa yapmak, Allah'a vefasızlık yapmaktır. İşte dedi ya, ve haksız dava etmek hakka karşı bir haksızlıktır. Evet. Haksızlığı hak dava ediyor. Haksızlığı hak dava edene karşı hak dava etmek hakka karşı bir hürmetsizliktir. Hak dava edemezsin diyor. Edemezsin tabii. Ne edeceksin ya adam? Bir daha. Vefayı vefasızlardan dahi bedelle öğrenirsin. Ama sen asla vefanı bırakma, o bana böyle yaptı diye genelleme. Diğer insanlara vefanı yap. Fakat ahmak durumuna da düşme. Yani kim hak etmeyene hak vermek nevinden olan vefa, aynı delikten iki defa ısırılma. Yani belagat ehli ol. Ne demek? Yani muktezai hale mutabık ol. Unutma. Yanlışlık nereden geliyor? Çok acayip bu. Tarih Hayat 65'ten okuyorum. Yanlışlık tarif ediyor. Tatbiki nazariyat ve muktezai hali düşünmemekten çıkar. Yanlışlık, tatbiki nazariyat, kafanda var ya, kafandaki bilgileri tatbik edememekten veya kafandakileri karşındakilere uygun verememek. Çok veriyorsun. Ketali kudur arife anakil bakar gibi. Ne demek o? Hak etme, o küze
İnci takıyorsun. La o küze boncuk takacaksın ya veya çınlak takacaksın. İnci takılır mı şimdi? Yani gerdanlık takılır mı o küze? O küz gibi adama ne anlatıyorsun bunu? Ne anlatıyorsun kardeşim bu? Yanlışlık bu. Yanlışlık, yani kafasındaki bilgiler var ya, malumatlar, din, ulvi şeyler. Alın, 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 alın. Almasanız tekmeli bana atın. Muktezai hale, mutabık, düşünememekten, tatbiki nazariyat, nazariyatını tatbik, bir, iki, muktezai hale, yani bu hale ne iktiza ediyor? Düşünememekten geliyor. Tarih 65. Tatbiki nazariyat ne demek? İki nokta üst üste. Yani ciddi, o kadar seviyorum ki bu dersi. İnan o kadar seviyorum ki, görüyorsunuz hazırlanmaktan. Peki tatbiki nazariyat nedir? Lugatı verdik. Şu, teknik. Tatbiki nazariyat neymiş? Teknik, teorik bilgilerin uygulama zemini bulmaması. Mesela üniversite veya sanat okulunda okuyorsun. Sanat okulunda motoru öğrendin. Çık dışarıya, nasıl okul motoru bitirdin? Teknik olarak bitirdin, teorik olarak bitirdin. Nazari olarak bitirdin, nazar. Aklen bitirdin. Git tamirhanede motor indirebilecek misin? Yani doğru olması için, yani bir şeyin doğru olabilmesi için şu ölçüyü de bırakma. Bir, dört tane. Doğru kişilerle, doğru yerde, doğru zamanda doğru iş yapacağız. Doğru yerde medrese, doğru zamanda, şimdi sabah namazı kılınır mı? Yok. Doğru kişilerle, sefi, alçak, bu tulum fulum çalıyorlar. Doğru iş yapacaksın. Burada o doğru yapacaksın. Yanlış iş öyle kebair yapmayacaksın. Ki doğru olsun. Vefa ruhumdaki, bak, vefa ruhumdaki ruhun resmidir. Gölgesi ve değeridir. Sana vefa yapıyor muyum abim? Ha kardeşim, yapıyor muyum? Vefa ruhumun karşıya, senin ruhuna gönderdiği resim, gölge, kokusudur. Dursunuz, sor. Ruhun kokusudur, ruhun. Böyle bir tabir duydunuz mu? Böyle bir şey duydunuz mu? Ne kadar uğraştım biliyor musunuz? Bunu bulduğum zaman ve anladığım zaman inanın fırlamıştım yani böyle dershane. Ve ruhumun ruhuna kokusudur, resmidir, ayak sesidir vefa. Senin ruhuna. İlle eylem olarak yapamıyorum Mehmet. Sana bir şey getiremedim. Yok imkanım. O değil. Senin ruhunda şunu hissedersin, üç tane. Ruhumun sesini, ruhumun resmini, ruhumun kokusunu görürsün, hissedersin, fikredersin. Üç tane. Fikretmek, hissetmek, mahsetmek. Sonra ruhta olursa zevk etmek. Fikretmek, aklen. Hissetmek, vicdanen, kalben. Vicdanen. Fikretmek, aklen. Hissetmek, vicdanen. Mahsetmek, kalben. Zevk etmek, ruhen. Sen vefa, yani dostlarınızı ziyaret etmek, sormak, o değil mi? O eylem. Tamam. Mehmet'im, o eylem. Tamam. Ben ondan bahsetmiyorum. Tamam. Yok, ben bir şey diyeceğim. O, tamam. O eylem dişe vuruşu, doğru. Yani mesela bir koku geldiği zaman o kokuyu takip ediyorsun ya. Hoşuna giden bir kokuyu. O zaman dostlarını sorup soruşmak, yani koku seni oraya götürüyor. Ha, bazen vurur böyle kafana. Mesela kahvaltıda bir yerdeydik, beraberdik. Siz çıktınız. Ben beli bükülmüş gördün değil mi ihtiyar? Böyle. Ne tamamen 90 derece. Allah aşkına öyle değil mi? Öyle değil değil. Bu kadının bize fi tarihinde buralara geldiğimiz zaman eski çok, bu hocadır diye önümüze bir tabak çorba koymuştu. O ya, o dağ köylerinde bu hocadır diye.
hocaları çağırın. Cuma kıldırmıştım oralara. O köyde. Vaaz etmiştim o köyde. Bu kadın. Evet. Ve onu ziyaret etti. Biliyordu onu. Dedim ya senin çorban içtim. Oysa birkaç defa çorba tabak içtim. Niye bunu şey yapıyorum? Bir şey göstermek değil. Ruhumda, ruhumu durduramıyorum. İlle ona sevgimi göstereceğim. İlle fikrimi göstereceğim. Biliyor musun? Senin çorbanı unutmadım. Estağfurullah hocam dedi ya. Lafı mı olur dedi. Sonra ben seni fikretmek. Ben sen benim için çok değerlisin biliyor musun dedim. Hissettim. Başladı gözü yaşardı. Yani bir çorbanın. Peki sonra bende bir şey oldu böyle. Ruhumda bir hem masumiyet var ama bir zevk oldu ruhumda. Fikretmek, hissetmek, zevk etmek. Oldu. O zaman ruhumun ruhuna resmi sesi kokusudur vefa. Niye unutmuyorsun Hasan abi? Vefa sıfat, ruhun sıfatı. O bırakmıyor ki beni. Unutturmuyor vefa da değil mi? Evet, unutturmuyor. Ben de aklıma bir şey geldi de kendi hayatımda onu şey dedim. Bırakmıyor Mehmet'im. Diyorum ki ben, hep duyarsınız ben, bana iyilik yapma kardeşim. Çünkü unutamıyor. İnsan İlle fazlasıyla ödeyeceğim. Ya. Ödeyeceğim ben. Böyle bir şey var. Kendine, ailesine, hatta Rabbine, kendine vefasızlık Allah'tan önce kendinedir. Kendine değer vermeyen Allah'a değer mi verir? Kendisiyle barışık olmayan Allah ile, din ile, insanlarla barışık mı olur? Kendine kavgalı olan ailede huzur mu, huzura mı vesile olur? Bak, vefa kendisine, ailesine, Rabbine vefasız olandan ve vefa beklenir mi? Kendine, ailesine, Rabbine, mukaddesatına vefasızlık yapana, vefasızlık yapan kişiye, kişiden vefa beklenir mi? Menfaatı, beklentisi bitince koyar seni kenara. Peki uzak mı olalım ondan? Hayır. Tedbirli ve belagat ehli ol demek istiyorum. Uzaklaşma ondan. Atma ama ahmak olma. Aynı delikten iki defa bilerek ısırılma. Bu ahmaktır diyor Allah Resulü. Ahmak nedir? Peygamberimiz Aleyhisselam'a soruyorlar. Ya Resul ahmak nedir? Aynı delikten iki defa ısırılandır. Ya ne yapacağız? Uzak mı duralım o vefasızdan? Hayır. Ama ne yap? Tedbirli ve belagat ehli ol. Onunla beşeri münasebetinde tut. İlişkini beşeri münasebetlerde tut. İçeriye taşıma. Uzağa atma. Yakına da koyma. Uzağa atarsan düşman olur. İçeriye atarsan ahmak olursun. Belirli bir yerde tut. Güneş dünyayı çekiyor. Çok çekse yakacak. Bıraksa uzayda fırlayacak dünya. O zaman güneş dünyayı belirli bir mesafede tutuyor. Her şeye değeri kadar kıymet ver. Vefa. Yani mendil gibi burnunu silip atma ama cebine de koyma. Burnunu sil at. Öyle yapma ama cebine de koyma. Vefasızlık tahrip olmuş ve çökmüş bir ruhun gürültüsüdür. Allah Allah. Tahrip olmuş bir ruhun görüntüsü ve gürültüsü ve görüntüsüdür. Gürültüsü ve görüntüsüdür. Namaz kılmak
Vefadır değil mi? Vefanın ta kendisidir. Kılmamak o denir. Vefasızlıktır. O ruhun evet, bozulması. Ruhun vefasızlık, tahrip olmuş ve çökmüş bir ruhun gürültü ve görüntüsüdür vefasızlık. Bundan da namaz kılmıyor. Vefasızlık, devam ediyorum, psikolojik bozukluğun emaresidir. Vefasızlık, egoist ve bencil kişilerin ayak sesidir. Vefa ilgi alakayı kesmemektir. Vefa, kendi yaptığın iyiliği unutmak, sana yapılan iyilikleri unutmamaktır. Vefa, küçük hesap yapmaya alışanların eline geçmeyendir. Vefa, küçük hesapları yapanların eline geçmeyendir. Küçük küçük hesaplar yaparlar. Basit basit. Basit basit. Böyle dedim. Tamam lan. Koca bir geçmişimiz var ya. Kaç seneden beri beraberiz Resul şu an? İşte 2005, 2006'dan beri beraberiz. 2005. Ne yapar? 14 sene. 13 senedir. 13 seneden beri seninle seyahat ettik kardeş. Yemek yedik. Ortak şeyler yaptık. Ben veya sen. Beşeriyetimizin iktizasıyla bir günahını gördün. Gördüm ben. Veya benim gördüm. Veya bana böyle bir yanlışlık yaptın. Yanlışlık vefasızlık değil. Onun için Allah günahı vefasızlık kabul değil günahsı. Düştü tövbe ediyor. Günah ısrar eden var ya İsrail, yani bilerek. Tövbeye sarılmıyor. Tövbe vefadır. Tövbe edebilmek vefadır, vefa. Ya Rab demek yani, anlıyor musun? Tövbe edebilmek vefadır. Hemen o hatadan, kusurdan 13 seneyi silecek misin ya? Vefadır ya. Yani bunun bu kadar iyiliği var ya. Allah şahit olsun. Yalana Allah şahit olursa kafir olur ya. Vallahi billahi tallahi ben sizi, gençsiniz. Kaç yaşındasınız? 35. 35. 56-57 yaşındayım. 57 yaşındayım. Sizi veya birbirinize böyle yapın diye söylüyorum. Yani ben bazı sıfatlarımı söylerken, uzun solukla elde edilen sıfatı söylerken, ne olur siz de böyle yapın diye. Sizi en rezil bir durumda görsem, vallahi şimdi verdiğim değeri düşürmem. Ben sizi karşıma geçirip de dersinizi dinliyor muyum? Dinliyorsun. Yaptın mı kardeşimize dershanemizi ben? Siz de birbirinize yapın. Sabredin. Ben sizin önünüze geçiyor muyum? Yok. İmamlıkta sizi öne geçiriyorum. Siz de birbirinizi öne geçirin. Değer verin. Mesela üstad diyor, sabrın bin kusuru olsa. Ya sabrın bin kusuru olsa Risale-i Nur'a karşı irtibatı, münasebeti bin kusur affettirir diyor. Allah Allah. Nereden vuruyor ölçüyü? Hemen bir Allah Resulü'nün hadisi hatırladım. Diyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sahabesine, ama garip insan terbiyecisi. Ben biraz ruhiyat ve psikolojici olduğum için onunla sizi seyahat ettireceğim. Ara boşluğu dolduracağım size. Allah Resulü'nün şeyiyle. Dedi ki sohbette, affedici ol. Bir tanesi sordu, dedi ki ya Resulallah, af ne kadar affedeceğiz yani? Bunun ölçüsü ne yani? Ne kadar? Bak şimdi, Allah Resulü ne derse herkese göre farklı olacak. Bunun cevabı herkese farklı olacak. Ama bir şey söylese birkaç kişi isabet edecek. Müsait olmayanlara doyurmayacak bunu. O zaman alıyor bunu, bu toplumu alıyor. Ey ashabım diyor. Kıyamet koptu. Siz de hayal edin. Haşir meydanındasınız. Karşınızda cennet ve cehennem var. Hesap var önünde. Cennet, cehennemin önünde hesap var, mizan var. Oradasınız. Ey ashabım, orada ne kadar af isterdiniz? Ne kadar afa layık olmak isterdiniz? Ne kadar affedilmek isterdiniz? Bir düşünün. Fikredin, hissedin, mahsedin, zevk edin. Bir hayal et, haşir meydanındayım, cennet cehennemin önünde, ne kadar affedilmek isterdin?
hissettirdiği, fikrettirdiği, aldı o sahabesini getirdiği hak edene, ama hak edene, hak edene o kadar affedici oldu. Herkesi doyurdu değil mi? Ama bak, o kadar affedin demiyor. Hak edene o kadar affedin. Çocuk bir hata yapıyor, kırıp döküyor. O affedilmeyi hak ediyor. Çünkü enaniyet yok. Kast yok. O kusuru kasten yapmıyor. Kasten yapmadığı için çocuğun kusuru bile gözükmüyor. Bağırı çağırıyorsun ama affetmiyor muyuz? O zaman Müslümanın da kusuru bazen düşünmeden oluyor. Ama ısrar ediyorsa, aklen o günahı takip ediyorsa o ahmaklıktır affetmek. Aklen takip ediyor günah. Yani yol arıyor ya o günahı yapmak için. Onu affetmeyeceksin. Çünkü Allah affetmiyor. Bir de okuyayım. Vefa küçük hesap yapmaya alışanların eline geçmeyendir. Unutma, küçük kafalar kişileri, orta kafalar hadiseleri, büyük kafalar fikirleri konuşur. Âli ruhlar zamanı zemini iyi tahlil edip insanlara mana yükleyendir. Âli ruhlar kimmiş? Âli ruhlar şu. Zamanı, zemini, zamanı ve zemini iyi tahlil edip insanlara anlam ve mana yükleyendir. Mesela diyelim ki Mahmut geldi. Şimdi misal geldi. Geldik biz de buraya gelirse geldi. Bu adam maç vardı ya. Bu adam o kadar tuzakları vardı onların içerisinden sıyrıldı. Derse geldi. Derse geldi. Demek ki bu adama ona değer verilmesi gerekiyor. Zamanı, zemini tahlil edip insanlara anlam ve mana yüklemektir. Âli ruh. Kitap taşıyan merkep, kitap taşıyor. Kur'an'ın meali değil mi bu? Mesela ilmiyle amili olmayanları kime benzetiyor? Merkebe benzetiyor. Merkep diyor, kitap taşıyan merkebe benzer. Altında da diyor ki, seslerin en fenası merkep sesidir diyor. Gene o. Ha yani yaşamadığını konuşanlar böyledir. Bu sefer yaşadığını din diye gösterir. Onun için eşek sesi gibidir onun sesi. Yaşa ne diyor? Yaşamayan insan dini yaşadığı gibi görmek ister. Çünkü vicdanı rahat etsin. Vicdanı rahat etmesi için yaşadığı gibi din görmek ister. İkinci lemada diyor ya oradan çıkart. Yaşamadığı için keşke din şöyle olmasaydı veya farz olmasaydı bu olmasaydı kıpırmaya şey yapar. Tamam. Şimdi kitap taşıyan merkebe alim denir mi? Denmez. Ve alimlik beklenir mi? Kitap taşıyor diye. Yok. Beklenmez. Beklemeyeceksin böyle insanlardan vefayı. Peki vefa burada bitti. Başka bir yer okuyorum size.